Kıymetli Edirneli dostlarım, sizler de bu kötü yönetimden fazlasıyla nasibinizi aldınız. Yatırımlardan, desteklerden mahrum kaldınız, kalıyorsunuz. Edirne tabii pek çok özelliğiyle bildiğimiz, sevdiğimiz bir şehrimiz ama Edirne aynı zamanda bir tarım şehri. İzlenen yanlış tarım politikalarıyla çiftçilerimize zor günler geçiriyor. Ve herkes krediyle, borçla ve o borcun faiziyle mücadele ediyor. Kur arttıkça mazot fiyatları artıyor. Gübre fiyatları artıyor. İlaç fiyatları artıyor. Yem fiyatları artıyor. Hani bunlar diyor ya biz artık kura bakmıyoruz diye. Merkez Bankası'nın 120 milyar dolarını 1,5 senede sata sata yaktılar adeta, erittiler. Kuru bir noktada tutalım diye. Şimdi kura bakmıyoruz diyorlar. Ama bu ülkenin çiftçisi bakıyor. Esnafı bakıyor. Bilmiyorlar mı akaryakıt dövizle? Bilmiyorlar mı şu yaktığımız elektrik maliyeti ağırlıklı olarak dövizle? Bilmiyorlar mı şu kağıt döviz? Bilmiyorlar mı bütün şu elektronik cihazlar döviz? Bir de utanmadan biz kura bakmıyoruz diyorlar. E neye bakıyorsunuz? Sizin işiniz ne? Bir de diyorlar ki, vatandaşa soruyorlar, ya sana ne dolardan? Maaşını dolarla mı alıyorsun? İyi de maaşını tamam vatandaşımız dolarla almıyor ama evde harcadığı, tükettiği pek çok ürünün dolar arttığı zaman zamlanacağını sizden daha iyi biliyor vatandaşımız. Sizden daha iyi biliyor. Dolar artınca bütün maliyetlerin arttığını, hayatın daha da pahalandığını bu halk bilmiyor mu zannediyorsunuz? Anlamıyor mu zannediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bakın tarımdan bahsediyoruz. Yine birkaç rakam vereceğim. Yıl 2002. Türkiye'nin yaklaşık 2 milyar 200 milyonluk tarımsal ihracatı var. 2 milyar 200 milyonluk da tarımsal ithalatı var. 2019'da rakamlar ne olmuş biliyor musunuz? İthalatımız tam 9 milyar 400 milyona çıkmış dolar. İhracatımızda 5 milyar 400. Yani aradaki fark tam 4 milyar dolar. Yani tarımsal üretimde Türkiye şu anda 4 milyar dolar dışarıya bağımlı hale gelmiş. Şöyle İstanbul'dan Edirne'ye gelirken şöyle bir çevreye baktım, yollara baktım. Gerçekten bu ülke bizlere Allah'ın bir lütfu. Mümbit arazi, su bol. Türkiye tarım konusunda eğer kendi kendine yetmiyorsa bunun sadece ve sadece sebebi arkadaşlar kötü yönetim, başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Peki çiftçimizin durumu böyle de esnafın durumu farklı mı? Bugün şöyle bir dedim, çarşıdan geçerken sorduk esnafa, nasıl gidiyor işler? Saatte öğlen saatleri. Kimi dedi hiç çift daha yapmadım. Kimi dedi şu ana kadar sabah açtım, öğlene kadar 3 liralık satış yaptım dedi. 3000 değil ha dedi. 3 liradan bahsediyorum dedi. 3 lira. Pandemi döneminde esnafımıza gerekli destek verilemedi. Bakın bütün gelişmiş ülkelerde esnafa, küçük işletmelere doğrudan karşılıksız destek verildi. Karşılıksız destek. Bizde kredi, faiz, borç. Kredi, faiz, borç. Dükkan kapalı ama kira işliyor. Bakın Arasta, Bedesten, Ali Paşa bunlar Edirne'nin tarihi çarşıları. Dükkanlar kapalı ama yaptıkları sadece nedir? Hadi kirayı bugün ödeme de daha sonra öde. Hem işleyen ayın kirası var hem de daha önceki aylardan ertelenen kira ödemeleri var. Üst üste çakışmış. Zaten ekonomi kötü, zaten işler zayıf. Gerçekten esnafımızın durumu çok çok kötü arkadaşlar. Ve artık sabrın sınırı taşmış. Geliyorlar şikayet ediyorlar. Arkadan birisi diyor ya dur diyor o kadar yüksek sesle söyleme biri duyar diyor. Bak. Ya esnaf halini anlatmaktan korkuyor bu ülkede ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yazık değil mi bu ülkenin insanına? Niye bu iklimi oluşturuyorsunuz? Niye bu korku iklimini oluşturuyorsunuz? Korku salarak yöneten bir iktidarın değerli arkadaşlar daha önce de ifade ettim artık
bu ülkeye bir faydası olmaz. Bir yararı olmaz. Olamaz. Değerli Edirneli kardeşlerim, sözlerin başında da ifade ettiğim gibi Edirne başta Selimiye Camii olmak üzere külliyeleri, şifahanesi, Balkan Savaşlarından kalan ünlü tabyaları, Roma eserleriyle eşsiz bir tarih şehri. Bunun nasıl önemli bir turizm imkanı olduğunu hepiniz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Biz Deva Partisi olarak bu konuya eğileceğiz. Türkiye'nin dört bir köşesinde ama Edirne'de de gerekli kazı ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokuyu ön plana çıkartarak şehrimizi adeta bir açık hava müzesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Nitekim mevcut yönetim şu andaki tarihi eserleri bile korumakta artık zayıf kaldı. Selime Camii'ne gittik. Tavanlarda baktık sular akmış. Biraz bakım onarım gerekiyor. Sordum arkadaşlara, dedim niye böyle? Dediler ki işte İstanbul'dakilerle başlamışlar, biz sıraya girdik daha sonra. Uzun köprüye bakıyoruz. Uzun köprüye. Ve yüzlerce yıllık bir eser, 575 yıldır ayakta ama o da ihmal ediliyor. İşte ülkenin kaynakları çarçur edilince, o 50 milyarlık faizi siz 179 milyara ödemeyi çıkarttığınızda memleketin hali böyle olur. O ilave 120 milyar ödenen faizle bu ülkeye neler 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 yapılır arkadaşlar. Büyük paralar bunlar, büyük paralar. Biz tarihimize sahip çıkacağız ve turizmi ülkemizde daha da önemli bir sektör haline getireceğiz. Tabii bunu yaparken de önce dünyayla biraz iyi geçinmek lazım. Şimdi keskin sirke küpüne zarar. Şu anda Türkiye durmadan kendine zarar veren bir ülke haline geldi. Ona bağır, buna çağır, ona çat, buna çat. Tamam. Dış politikada zamanı gelir ve ölçülü bir şekilde duruşunuzu gösterirsiniz. Ama dünyayla her gün kavga eden bir ülke olamazsınız arkadaşlar. Olmaz. O zaman bu ülkeye turist de gelmez. Bu ülkeye yatırımcı da gelmez. Kendi yatırımcınızı başka ülkelere kaçırırsınız. Şu anda bugünkü hükümetin yaptığı ne? İçerideki problemleri kapatmak için sürekli dışarıda gündem maddesi arıyorlar. Yani öyle bir gündem maddeleri oluşturalım ki bu iç sorunları insanlar biraz görmesin, idare etsin. Vatan tehlikede, artık fakirliğe razı olacaksınız. Kusura bakmayın. Siz hem bu vatanı korumak zorundasınız, hem de bu vatandaşımızın refahını yükseltmek zorundasınız. Kimse bu ülkeyi yoksulluğa mahkum edemez. Biz bunu yıllarca yaptık. Hem Türkiye itibarlı oldu, dünyada barışı sağlayan, barışı koruyan ülke oldu, hem de içeride refahımızı artırdık. Kusura bakmayın, güvenlik risklerimiz var. Biraz idare edin durumu, para yok, durumunuza razı olun. Böyle bir şey yok. Buna hakkınız yok. Yapamıyorsanız bırakırsınız, kusura bakmayın. Edirne ile ilgili tabii sorunlar çok. Bir sel sorunu var, kronikleşmiş bir sel sorunu. Ve 2 sene evvel yaşanan sel felaketin ardından çözüme yönelik kalıcı adımlarda hala atılamadı. Ergene Nehri'ne bakıyoruz, yine önlemler alınmıyor. Ve halihazırda gerçekten kirlilik tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Biz Deva Partisi olarak Edirne'nin her yoğun yağışta sulara gömülmesine razı değiliz. Ve bu şehir sele mahkum değil. Sel kaderi değil bu şehrin. Altyapının iyileştirilmesi ve sel felaketinin önlenmesi için de gerekli tedbirlerin alınması şart. Değerli dostlarım, bugünkü yönetimin bu tek tipçi anlayışı ülkemizde farklı kimliğe sahip pek çok vatandaşımızı incitiyor maalesef. Edirne'deki Roman vatandaşlarımız da bundan nasibini aldı maalesef.
Açılım diye çıkılan yol yine sözde kaldı. Devlet roman kültürünü korumayı, geliştirmeyi, desteklemeyi mutlaka kendisine görev edinmeli. Defalarca söyledim, yine tekrarlıyorum. Devlet tüm vatandaşlarının hakkını tanımak zorundadır. Bunlar böyle pazarlık konusu, açılım konusu değildir. Temel hak ve özgürlükler siyasi iktidarların alıp verebileceği bir meta değildir. Yine dostlarım, devlet her vatandaşına daha iyi yaşam imkanları sağlamak için çalışmak zorundadır. Roman vatandaşlarımız başta olmak üzere sağlıklı konutlarda oturamayan vatandaşlarımızın da sosyal konutlarla buluşturulması gerçekten önümüzdeki dönemde önemli bir hedef olmalıdır Edirne için. Biz Edirne'nin dertlerini biliyoruz, görüyoruz. Edirne'nin derdi çok ama artık devası hazır. Edirne'nin demokrasiye ihtiyacı var, Edirne'nin atılma ihtiyacı var, Edirne'nin devaya ihtiyacı var. Biz Edirne'ye deva olmaya, Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Ama şimdi sizlere sormak istiyorum. Edirne hazır mı? Hazır. Değerli konuklar, bugün Türkiye'de insan hakları ayaklar altında eziliyor maalesef. İfade özgürlüğü sınırlı. Fikrini söyleyenler işsiz kalıyor. Tutuklanıyor insanlar. Sadece konuştuğu için, yazdığı için tutuklanıyor. Sırf beğenmediğiniz şeyleri söylüyorlar diye düşünceyi siz suç sayamazsınız. Düşünceden suç olmaz. Eğer bu ülkede tek bir tane düşünce olsun istiyorsanız, bu olmaz. Bu mümkün değil. İnsanların dilini kesemezsiniz. Düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Düşünce polisliği yapamazsınız. Herkesin aynı şeyi söylediği bir ülkede böyle bir düzeni savunamazsınız. Her şeyin aynı şeyi söylediği ülkeden yönetimine artık demokrasi denemez. Bakın geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajı yapıyorlar bir vatandaşla. Görmüşsünüzdür, sosyal medyada çok yaygın. Ve hemen odaki eleştirilere tahammülleri yok. Vatandaşın evini basıyorlar. Arama yapıyorlar. Şimdi sokaklarda, caddelerde yürürken bununla karşılaşıyoruz. İnsanlar bize bir şey söyleyeceği zaman bir kısmı artık sınırı aşmış, korku duvarını yenmiş, yıkmış. Ama bir kısmı da eğiliyor kulağımıza, diyor ki fısıldayarak, sizi destekliyoruz, devam edin diyorlar. Ama fısıldayarak söylemek zorunda kalıyorlar. Niye? Bu korku yüzünden. İnsanlara düşündüğünü söyletemiyorsunuz. Eleştiriye artık tahammül yok. Gerçekten değerli arkadaşlar, bunun böyle devam etmesi zor. Ne yapacaksınız? Yani susturamadığınız herkese tutuklayacak mısınız? Zaten habire hapishane inşaatı var biliyorsunuz ülkede. Ama o hapishane inşaatlarının hızı bunların hızına yetişemez yani. O kadar bir kapasite yok. Çevrede eğer hep aynı şeyleri söyleyenler varsa, yani çevrenize baktığınızda hep aynı şeyleri konuşan insanlar varsa, hakikatle bağınızı bir süre sonra artık tamamen siz kaybedersiniz. Bu ülkede çıkacak birileri de ya arkadaş yanlış yapıyorsunuz diyecek. Buna tahammül edin. Bundan doğal bir şey yok ki. Eğer yanlışları, hataları dinlemezseniz hatalarınızı hiçbir zaman düzeltemezsiniz. Ve şu anda içine düştükleri durum da bu aslında. Dinlemeye tahammül yok. Duymak istemiyorlar. Hayali bir Türkiye anlatmaya çalışıyorlar insanlara. Ona da tabii kimse inanmıyor. Ve soruna çözüm üretmekte de artık yetersiz kalıyorlar. Hasta hastalığını inkar ediyor ve tedavi aşamasına bir türlü geçemiyor. Ülkenin düştüğü durum bu. Biz arkadaşlar sözümüzün gücüne inanıyoruz. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ve haklı olmanın cesaretiyle biz bu yola çıktık. 90 kişilik kurucu heyetimiz, arkasından binlerce, on binlerce teşkilat mensubumuz, biz haklıyız
Onun için de güçlüyüz diyor. Haklı olmanın verdiği gücün önünde hiçbir şey duramaz arkadaşlar. Bunlar istediği kadar devlet gücünü kullansınlar. İstedikleri kadar kontrol ettikleri medyayla, devlet medyasıyla propaganda makinesi çalıştırsınlar. İstedikleri kadar para imkanları olsun. Bunların hepsi ölçülebilir güçlerdir. Ama doğru olmanın, doğru işler yapmanın ve haklı olmanın verdiği güç bütün bunlardan daha üstündür. İnşallah bunu hep beraber Deva Partisi olarak göreceğiz, yaşayacağız. Sosyal medyada eleştiri yapan gençleri hemen karakola çağırıyorlar, götürüyorlar. İşte daha birkaç gün önce Kırşehir'de yürürken liseli gençler, lisede okuyan gençler geldiler. Ya dediler, sosyal medya kullanmaya korkuyoruz, başımıza bir iş gelir mi diye. Ya siz Körpecik bu ülkenin gençlerini nasıl bu hale getirirsiniz? Nasıl bir korku iklimi uygularsınız bu ülkeye? Yazıktır, günahtır. Yani bunlar üniversiteye hazırlanacaklar, özgür düşünecekler. Bunların hepsi tek tek birey. Tornadan geçirmeye çalışamazsınız toplumu. 84 milyonluk bir ülke fert fert tornadan çıkmış gibi aynı kişiler olamaz. Sizin istediğiniz gibi insanlar olamaz. Böyle bir şey yok. İnsanları olduğu gibi kabul etmek zorundasınız. Her gazete aynı manşetle çıksın istiyorlar. Biz ne söylüyorsak herkes papağan gibi tekrar etsin istiyorlar. Ki ara ara onu görüyoruz. Yani şu andaki hükümetin kontrol ettiği medyada bakıyorsunuz bir günde bütün gazeteler aynı manşeti atmışlar. Aynı gün içeriği birbirine çok benzeyen 10 tane köşe yazısı çıkıyor. Belli merkezden kurgulanıyor, dağıtılıyor. Özgür bir ülkede, demokratik bir ülkede bunlar olmaz arkadaşlar. Uluslararası değerlendirme raporlarına bakıyorsunuz. İnternet özgürlüğü konusunda Türkiye artık özgür olmayan ülkeler grubuna düşmüş durumda. Bakın Zimbabwe, Bangladeş gibi ülkelerin gerisindeyiz internet özgürlüğü konusunda. Ve bunların hiçbirisi kaderimiz değil inanın. Emin olun, hak ve özgürlüklerle ilgili bu sorunları düzelttiğimiz zaman ekonomi de düzelecektir. Ve dış politikayı da, eğitimi de, sağlığı da düzelteceğiz. Hepsi çözülebilir. Şu andaki problem ağırlıklı olarak bir zihniyet problemi arkadaşlar. Zihniyet. Doğru olmayan bir zihniyetle şu anda Türkiye yönetilmeye çalışıyor. Hakkı, adaleti, dürüstlüğü, liyakatı ilke olarak edinirseniz inanın her şeyi düzeltmeniz mümkün bu ülkede. Ve biz düzelteceğiz. Deva Partisi düzeltecek. Değerli arkadaşlar, bu iklim bütün vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor ama özellikle gençlerimiz bir boğulma hissi yaşıyor. Bunu da çok sık duyuyoruz gençlerden. Yani nefes alma zorluğu çekiyorum diyorlar. Böyle Covid'den falan değil ha. Ülkedeki korku ikliminden, bu baskıdan, özgürlüklerin olmamasından gençlerimiz nefes alamıyoruz diyorlar. Ülkemizdeki gençler dünyadaki akranları gibi eğitim alamıyor. Onların yaşadığı hayatı yaşayamıyor. Benzer hayaller artık kuramıyorlar. Devlet onlara hizmet, eğitim, iş götüremediği için gençlerimiz oldukları şehirden göç etmek zorunda kalıyor. Köylerdeki, ilçelerdeki ve küçük şehirlerdeki gençlerimiz büyük şehirlere, büyük şehirlerdeki gençlerimiz de fırsatı yakalandığında yurt dışına göç etmek istiyor. Bir de üstüne bugünkü iktidar onları birilerine benzetmeye, tek tipleştirmeye çalışıyor. Onların fikirlerine, karakterlerine, özgürlüklerine saygı duymuyor. Sen şusun, sen busun diye bir şeyler empoze etmeye çalışıyor. Geçenlerde böyle kısa bir video hazırlamışlar. İşte sen kimsin, biliyor musun kim olduğunu diye. Bizim gençlerimize kim olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Sizin haddinize mi ya? Herkes kim olduğunu biliyor. Siz istiyorsunuz ki düşünmeden emir almaya hazır tek tip bir gençlik olsun. Ben ne diyorsam yapsın, peşime düşsün gelsin. O kadar kolay değil. Bugünün gençliğine onları yaptıramazsınız. O eskiden de. Siyah beyaz tek bir televizyon kanalının olduğu, birkaç tane radyo kanalının olduğu bir ülkede belki bunu yapabilirdiniz. Bugünkü artık gençler her birisinin cebinde akıllı telefon olan
ve dünyayı bilen, izleyen gençler. Sizin çağınızın, sizin döneminizin Türkiye'si değil artık bu Türkiye. Değişti. İnsanların gözü açıldı. Gençler özgür bireylerdir. Biz onları birilerine benzetmeye çalışmayacağız. Birileri gibi olsunlar demeyeceğiz. Biz onların hak ettikleri imkanlara ulaşmasını ve onların sadece ve sadece kendileri olmasını istiyoruz. Devletin görevi gençleri bir şeyi bir şeye veya birine benzetmek değil. Onlara istediklerini, hayallerini gerçekleştirecekleri ortamı sağlamak ve o imkanları sunmak. Ülkemizde gençlerimizin çoğu şu anda üniversiteden mezun olduğunda iş bulacağına inanmıyor. Üniversite sınavına kadar bir heyecan, üniversiteye giriyor, daha üniversite birinci sınıfta ben mezun olunca acaba iş bulacak mıyım diye. Birinci sınıfta bunun derdine düşüyor gençler. Ben ömür boyu ailemden harçlıkla mı geçineceğim diyor. Ne zaman kendi yuvamı kurabileceğim diyor. Ne zaman finansal özgürlüğümü, gelir özgürlüğümü bulabileceğim diyor. Ve arkadaşlar, bu gelecekle ilgili karamsarlıklarında gençlerimizin en önemli konulardan bir tanesi de liyakatla bir iş edinebileceklerine artık inanmıyorlar. Yani ben ne kadar başarılı olursam olayım, hak ettiğim gibi bir iş bulamam diyorlar. Niye? Torpil, kayırmacılık, haksızlık her yerde. Özellikle kamuda, işe alımlarda yazılı sınavdan yüksek puan alan gençlerimiz bile mülakatta elenebiliyorlar. Niye? Çünkü tanıdığı yok ya da iktidar partilerinden bir referansı yok. Ya da daha da vahimi, toplumun belli bir kesiminden geldiği için gençlerimiz elenebiliyor. Ait olduğu toplumsal kesim sebebiyle gençlerimize karşı bazı kurumlarda özellikle ayrımcılık yapılabiliyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Kamuda, işe almada mülakatları kaldıracağız. Yazılı sınavda herkes kendisini gösterecek. Onunla da mı, şununla da mı, o görüşlenmiş, bu görüşlenmiş diye gençlerimizin arasında ayrımcılık yapmayacağız. Bizim hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin her birinin dünyadaki yaşıtlarıyla benzer seviyede eğitim alabileceği, benzer hayat yaşayacağı, benzer ekonomik koşullara kavuşacağı ama en önemlisi de benzer hayaller kurabileceği bir ülke. Bizim hedefimiz gençlerimizin göç ederek dışarıda imkan kovalayacağı bir ülke değil, devleti onların hizmetine sunacağımız bir ülke. Biz bunun için hazırız. Biz gençlerle birlikte ülkemizin geleceğini inşa etmek için hazırız. Sevgili dostlarım, şu anda Türkiye Avrupa'nın en yavaş internet sistemini kullanıyor. Dünyada 175 ülke içerisinde 101. sıradayız internet hızında. Türkiye'nin acilen fiber optik internet altyapısına yatırım yapması gerekiyor. Aksi halde siz unutun, bu ülkede girişimcilik gelişmez. Bu ülkede keşif, inovasyon, yenilikçilik olmaz. Avrupa'nın en yavaş internetine bu ülke layık değil. Bu gençlerimiz bunu hak etmiyor. Hem bilgi çağı deyip hem de pahalı ve yavaş internet hizmeti sağlamak devletin yapacağı bir iş değil arkadaşlar. Biz bu sorunu da çözeceğiz. Parti programımızda açıkça ilan ettik. Gençler için interneti ücretsiz yapacağız. Ve internet hizmetinde mümkün olan en düşük maliyetle tüm ülkede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hızlı ve düşük maliyetli internet. Saygıdeğer konuklar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla, toplumumuzun tüm kesimleriyle eşitlik için ve adalet için yola çıktı. Bizim çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız, kutuplaştırmayacağız toplumumuzu.
Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Edirne'nin devası var. Ve biz hazırız. Edirne hazır. Türkiye hazır. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.